10 Ağustos 2014 seçimlerinde %66'lık bir oy oranıyla şahsıma verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah itimadınıza, güveninize, teveccühünüze layık olacağım. Hiç endişeniz olmasın. Biz bu yola insanların en hayırlısı, insanlara hizmet edenidir anlayışıyla çıktık. Biz efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Değerli kardeşlerim, bugün burada toplam yatırım bedeli 471 trilyon olan 42 ayrı eserin resmi açılışını yapıyoruz. Eğitimde Çarşamba Kız İmam Hatip Lisesi ile Atakum İlk Adım ve Tekkeköy'deki İmam Hatip Ortaokullarının da aralarında bulunduğu 33 trilyon lira yatırım bedeli olan 15 ayrı eğitim tesisinin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Vezir Köprü ve Havza'da öğrenci yurtları, merkezde 19 Mayıs öğrenci yurdu tamamlandı. 11,5 trilyon liralık bir yatırım olan Bafra Stadı'nın inşaatı bitti. İzcilik eğitim tesisleri, spor salonları, tenis kortları, futbol sahaları, basketbol sahaları yapıldı. Vezir Köprü'de gençlik merkezi kuruldu. 19 Mayıs Üniversitemiz Ladik'te kız sporları ve kamp eğitim merkezini tamamladı. Tüm bu eğitim ve spor tesislerinin resmi açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığımız Ladik'te 30 yataklı devlet hastanesinin inşaatını bitirdi. TOKİ 89 trilyon liralık bir yatırımla Canik'te 1344 konutu tamamladı, hak sahiplerine teslim etti. Çarşamba'da afet konutları, Tarım Müdürlüğü hizmet binası tamamlandı. Bak, ben cekçakla konuşmuyorum ha. Ben yapılanları anlatıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Fark bu. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız 18 taşkın koruma projesini hayata geçirdi. Organize sanayi bölgemizde arıtma tesisi devreye alındı. Seyit Kutbettin Camii ve Türbesinin restorasyonu bitirildi. Bu eserlerin toplu açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye'miz 120 trilyonluk bir yatırımla atık su arıtma tesisini inşa etti. Yol çalışmaları, içme suyu ve altyapı çalışmaları, sahil yolu çevre düzenlemesi gibi pek çok hizmet yine Büyükşehir Belediye'miz tarafından tamamlandı. Bu eserlerin resmi açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Samsun'umuza, Samsunlu kardeşlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi ben buradan tabii açık ve net sesleneceğim. Her gün sesleneceğim. Çünkü biz bu medya gruplarını, paralel örgütü gayet iyi biliriz. Gezi olayları sırasında da hem meclis kürsüsünden hem gazete köşelerinden bizi Mursi'nin akıbetiyle, yani darbeyle tehdit etmişlerdi. Şimdi de aynı tehdidi idam cezası talebi üzerinden tekrarlıyorlar. Görüyorsunuz işte. Biz demokrasi diyoruz. Özgürlük diyoruz. İstikbal diyoruz. İstiklal diyoruz. Onların aklında 27 Mayıs var, Sisi var, Esed var. Mevlana Hazretleri ne diyor? Testinin içinde ne varsa dışına da o sızar diyor.